Yardım edeyim mi? Sen şunu tut. Bu ne? Ben ne bileyim ben. Bak bu ayakları sıcak tutmaya yarıyor. Şu resimdekilere bak. Ailecik bronzlaşmışlar. Keyifleri de yerinde maşallah. Ay şu aralarındaki fıstık da kim? Kim olabilir canım? Olsa olsa dadıdır. Yok canım, olamaz. Baksana ağzı kapalı. Hem bir şey söyleyeyim mi? Fotoğrafa bakınca ben de heveslendim. Biz de kısa bir tatile çıkabilirdik. Hadi Karayip Adaları'na gidelim. Orada Klapavaş'ım var. Muhteşem bir tatil köyü. Gençler için çok özel, harika animasyonları var. Ne yazık ki sen aralarında çocuk kalırsın. Olsun, sen de sinik kalırsın. En güzeli de çocuklar için tamamen ayrı bir yemek salonlarının olması. Umurumda değil, bronzlaşayım yeter. Durun bir dakika. Dayandı bu zaten. Tatil dediğin böyle olur. Ailecek tatile gidiyorsanız, ailecek tatil yaparsınız. Biz her Temmuz İskenderun'daki devre mülkümüze gideriz. Temmuz sıcağında İskenderun'a nasıl gidiyorsunuz? Aa, çok kolay. Hiç sapmadan dümdüz güneye iniyorsun. Ne zaman güneyin kavurucu sıcakları başladı, o zaman anlıyorsun ki geldim. Ama çok sıcak ve nemli olmuyor mu? Evet ama bu yüzden Temmuz fiyatları yarı yarıya. Aynı paraya 2 hafta daha fazla kalabiliyorsunuz. Hem orada bir deniz restoran var. Muhteşem bir açık büfesi var. Eğer yeşilliklerle fazla oyalanmazsanız balığınız için tabağınızda yer kalabilir. Bertel, bunu mutlaka bir yere not et. Ettim bile. Efendim. Çok iyi. Eminim sizin için harika bir tatil olacak. Hayatınızda bembeyaz bir sayfa açılacak. Ben de burada fotoğraflarınıza bakar avanırım. Eski resimlerinizi çıkartırım. Kendi kendime sabah kahvaltısında acı bir kahve içerim. Melek Hanım. Kapıdaki karları kürerim. Melek Hanım. Muhtemelen onları kürerken düşer bir bacağımı kırarım. Sonra siz gelir beni kaldırırsınız. Melek Hanım. Efendim. Eğer ben çocuklarımla birlikte tatile çıkıyorsam elbette dadılar da birlikte gelecektir. Ne kadar düşüncelisiniz Ömer Bey. Peki ya Perte? Pertevin'de böyle huzurlu ve sessiz bir ortama ihtiyacı yok mudur sizce? Hem de nasıl? Bir an önce gitmeniz için sabırsızlanıyorum. Tatil mi? Harika fikir. Benim de çok ihtiyacım vardı. İşte sana fırsat. Ben dönene kadar istediğini yapabilirsin. Duyduğuma göre ortada kalmış ya da orta yaşa yaklaşmış kadınlar için İstanbul yakınlarına hafta sonu turları varmış. Hiçbir sonuç çıkmaz onlardan. Sadece para tuzağı. Öyle duydum. Suzan, senin de bizimle birlikte tatile gelmeni çok isterim ama biliyorsun bu tatile sırf çocuklarla baş başa kalmak için çıkıyorum. Oho! Ömer Bey, aldım. Harika bir günü görmen lazım. Balayı için. Pardon, tatil için. Duygu için biraz fazla küçük değil mi o? Duygu mu? Kendime aldım. Gittiğim her yerin Afrodit'i ben olmalıyım. Pan Halkan orada olsa bile. Sen de mi onlarla gidiyorsun? Maalesef. Dadıların işi hiç bitmiyor. Bana müsaade. Benim de yapacak işlerim var. Bir milletvekili yemeğe davet etmişti. Artık kabul etsem iyi olacak. Şu politikacıların bir oy uğruna yapmayacakları şey yok doğrusu.